Yani şimdi neye dayanarak bunlar mühürlemişler bizim dükkanı abi? Vatandaşın sağlığını tehdit ediyormuşuz. Bir de 3 kişi zehirlenmiş. Çakma rapor düzenlemiş. Şerefsiz. Tamam yani sonuç olarak ne yapıyoruz? Hani yani nasıl tekrar açacağız dükkanı? Nasıl, nedir, ne olacak? 8500 lirayı bir an önce toplayacağız ama çalmadan. Abi evet, sen, ben, Tuncer bir tane pizzacıdayız. Mutfaktayız ama serviste biz. Arkadaşlar nasıl gidiyor? İyi. Ne yapıyorsunuz oğlum? Yanmış mı pizza? Biz Yaren'imle sokak müzisyenliği yapacağız abi. Şarkılarımız var, sesimiz var. Sanatımız var abicim bizim yani. Nedir? Kesin şu müziği. Bana bak. Bir, enstrüman kırmayacaksın. İki, bir kadının kalbini kırmayacaksın. Anladın mı? Anladım ben onları. Hadi, hadi. Hadi siz hadi. Hayır. Abi bizim ajansla bir bölümlük rol ayarladı bana. Ama yalnız bir erkek oyuncuya ihtiyaç var. Ferdi gitsin işte. Kim, ben mi? Yok be abi, dizimizi ne iş ya? Buyurun ücretleriniz. Vallahi ben oyunculuğu sevdim. Sahneni oyna, paranı al. Oo. Bu ne ya? Abi, ya peki Ceyhun ne yapacak? O da bir sonraki tezgaha çalışsın canım. Bu Jülde denen kadın böyle haftada bir kafede Firuze buluşuyor. Yani Firuze ne yapacağını falan oradan anlatıyor. Yalnız bu kadın böyle medya üzerinde hani gizli sansür merkezi gibi bir şey. Yani yayınlanmasını istemediğin bir şey varsa gidiyorsun Jülde diye iş bitiyor. Benden ne istiyorsun? Nevizadeleri. Ya benim için sünnetsiz dedi kendisi ya. Ya yani hayati, sünnetsiz, hayatici fazlalıklı gösterdi. Ben ne yapacağım şimdi? Sen bizden şöyle sana böyle çalgılı çengili profesyonel bir sünnet düğünü organize etmemizi mi istiyorsun? He, yapsak ya işte böyle yalandan yani. Hadi abi, 8500 liraya çözeriz bu işi. Lan! Lan hep abartırsın, abart. Dediğim gibi çok büyük bir şey olmaz. Tamam efendim. Ya çaremiz mi var yani işte? Ah, bir tane soğuğundan patladı. Of, bunlar da batağa daldı. Ha, kimsenin gelip gittiği de yok. Vallahi burama geldi ya. Evet, konuşun beyler. Kaç diyorsunuz? Hay Tuncer, dağıtacağın eli dağıtayım. Bu ne böyle ya? Ben değil, yok oğlum bir şey. Bro sen? Eğit. Eğit kaç lan? 8, 8. Yalnız minik, sana ne kağıt geliyor ya? Pas. Benden de pas. Carlos. Ya lan, daha ilk başlangıçtan kupaya işiyorsun. Nasıl adamsın ya? Ne işiyoruz? Bir şey diyeceğim, benim çok çişim geldi. Ben gideyim mi, ne yapayım? Oğlum git şurada işe işte. Hepimiz yaptık. Ama tırsıyorum, burası böyle bir şey ya, biraz büyük falan. Bahadır dur, şunu da vuruklayayım, beraber gideriz ya. Ferdi, ver o kızı birader, ver o kızı birader. Vermem o kızı birader. Bir kere kız verdik, hayatımız mahvoldu. Uykun geldiyse yasla başını. Hı? Yok yok, uykumuyor muydu? Ben çok merak ediyorum şeyi, bu oyunun gidişatını. Merak ediyorum çok. Aha geldi. Allah'tan siz uyanıktınız ha. Yoksa bildiğiniz hep beraber yanacaktık. Vallahi ya. Ya tam dükkanın cezasını ödeyeceğiz. Açtıracağız derken şu işe bak ya. Yani şu mahalleye geldiğimizden beri burnumuz çıkmadı be. Bir eksikti. Evi de yaktık. Kando abi, biz bu aramızdaki yandı buralar goy goyunun yani gerçek olacağını bilseydik abi hiç söylemezdik yani. Ya bizimle ne alakası var canım? Ampullerinin patlayacağı zaman gelmiş işte demek ki. Allah Allah. Allah. Allah'ım sana şükürler olsun. Günlerimizi bize bağışladın. Bahadır, kıtlandın mı oğlum yine? Ay Kandi ya. Ay benim cici cici evlatlarım. Ya Kandi, iyi misin? Nefes alabiliyor musun? Suni tesefüne değil mi sana? Yok yok, iyiyiz Maşuka Hanım. Sağ ol, iyiyiz. Maşukacığım, insanları rahat bırakalım. Ne oldu abi? Evde yangın çıktı. Bir şey diyeceğim. Çok yanan bir yeriniz var mı? Gidelim mi hastaneye? Yok yok Şerivan teyze, hastanelik bir durum yok. Nasıl olmuş peki? Aşktan çıkmış yangın. Anlamadım. Yani biz de bilmiyoruz Ceyhun.
Ha, yetkili geliyor işte. Neymiş birader? Yangın elektrik kontağından çıkmış. Ayrıca bu evin elektrik tesisatı çok eski ve karışık. İnceleme yapmamız lazım. Ne diyorlar bunlar ya? Evimize mi giremeyeceğiz? Anlamadım ki. Ayrıca kaçak elektrik de kullanıyor musunuz? Ne kaçak elektriği ya? Her ay kol böreği gibi fatura ödüyoruz biz. Rapor o yönde. Şalter indirin arkadaşlar. Kapıyı da uyarlayacağız. Bir dakika, bir dakika. Biz şimdi evimize giremeyecek miyiz? Bu şartlarda mümkün değil. Daha büyük yangın çıkabilir. Eve giremezsiniz. Ya önce dükkanı mühürlüyorsunuz, sonra evi mühürlüyorsunuz. Gelin bizi mühürleyin. Ya saçmalamayın, basın gidin. Allah Allah. Zorluk çıkar. Atmayın. Polis de gelmek zorunda kalmayalım. Gelsek mi? Polis burada benim oğlum komiser. Allah Allah. Ben size yatacak yeriniz yok demiştim. Bak yatacak yeriniz de kalmadı. Buyurun efendim. Alo Baki. Yasaya dayanıp dayanmaması benim umurumda değil. Sen mühürle evi, o kadar. Baş üstüne, baş üstüne. Hadi arkadaşlar, gereğini yapalım. Ne demek ya gerekeni yapalım? Gereken ne? Oo Ferdi, Carlos aman. Şey abi, şimdi eğer polis gelirse biliyorsun yani her şey ortaya çıkar, yanarız. Planlar da biter. Tamam, bırakın işlerini yapsınlar. Ben bu işin altında kim var çok iyi biliyorum. Tamam birader, tamam. Suratlara bak. Moraller bitik. Oyun öyle oynanmaz, böyle oynanır. Demirciyim. Jülde Hanım'la toplantınız var efendim. E tamam, gidelim o zaman. Bizim burada işimiz kalmadı. Nevizadelerin evi yandı ya. Zabıta geldi, kilidi bastı. Biz hacıklar soğuktu, sokakta kaldılar. Nerede kalacak bu insanlar yahu? Aa, benim evde kedi var. Yani Kandemir benim odamda kalabilir tabii ki. Ama bu kadar evlatları ne yapacağız ya? Nerede kalacak onlar? Ama sonuçta bizim oğlumuz komiser değil mi? Onu arayıp sorabiliriz. O bir şeyler yapabilir. Ceyhun'u hiç bulaştırma. Bir sürü işi gücü var. İşi başından aşkın. Hırsızın, uğursuzun peşinde koşuyor çocuğum. Esra'ya sorabiliriz. O da polis gibi bir şey sonuçta. Kız yardım eder mi? Aa, vallahi bence haklı hanımım. Mesela bakın şeyden aklınıza gelsin. Kurtlar Vadisi 26. bölümde Karahanlı beyefendinin bir lafı vardı. Eğer biz polisten işbirliği yapmazsak... Bak o Ceyhan boru attı, ne işe yarar? Dur sadece, devam et. Aa, ablam ben şimdi sana çok güzel bir oje süreceğim. Bu aralar Burek çok revanşta. Revanş o salak. Türkçene çalış. Benimkinden daha kötü. Hadi sen o kadar manikür yeter, sen gir yengeme odaya. Girmem ben odaya. Girmem. And içtim, girmem. Yes. Şşt. Vallahi senin de Suavi beyefendinin sakalları gibi hemen uzuyor ablam. Olmaz, hadi içeri odamıza gidiyoruz. Ya bu yapmayalım ne olur. Bak vallahi işkence yapıyorsunuz siz odada insanlara ya. Yenge gir. Come on Şehri. Bikini bölgesini olmaz ama. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta, İstanbul, yedi tepe, tepe tepe. İstanbul, içi beni, dışı seni. Ulan İstanbul, sen mi büyük, ben mi büyük?